Kıbrıs Posası TV röportajına devam ediyor. Bugünkü konuğumuz bağımsız belediye başkanı adayımız Sayın Arif Sarık Kırda. 7 Nisan'da gerçekleşen belediye seçimlerinde ne gibi projeler olduğunu, neler yapacağını ve Lefkoşa Belediyesi'ni nasıl ayağa kaldıracağı ile ilgili projelerini konuşacağız. Hoş geldiniz Arif. Hoş bulduk. Bey. Teşekkür ederim. 7 Nisan'da genel Lefkoşa Belediye seçimleri var. Bununla ilgili bağımsız adaysınız. Evet. Biraz projelerinizden bahsedebilir miyim? Lefkoşa halkına nasıl bir hizmet vereceksiniz? Tabii her zaman olduğu gibi bizi internet, yani uzayda izleyecek olan internet, sizin Kıbrıs Posası sitelerinden izleyecek olan Lefkoşalı olsun olmasın bütün insanlara diyelim, başta Kıbrıs Türk halkına göre en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizim gayemiz sadece Lefkoşa ile kalmamakta, Allah'ın izniyle Lefkoşa'nın ihtiyacı olan parayı ve yönetsel uygulamalarla Lefkoşa'yı düzce çıkarttıktan sonra benim hedefim Kıbrıs sorununun birinci derece sorumlusu olan uluslararası nokta olan Cumhurbaşkanı'na da aday olmaktır. Biliyorsunuz geçmişte onlar masada oynarken ben Kıbrıs çocuğu bir olarak üç bölge için biraz daha hazırlayan ekibi bakayım. O çerçevede tabii her yapılan olay ve konuyla ilişkili materyal o zamanın dış konjonktür ve iç konjonktür şartlarına göre değerlidir. Bu çerçevede 7 Nisan'da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı seçim vardır. Yanında 15 üyede istifa etmiş olan belediye meclisi üyeleri vardır. Bu 7 tane mecliste kalan üye Uluslar Birlik Partisi'nin meclis üyeleridir. CHP'nin, Demokrat Parti'nin ve HDP'nin meclis üyeleri istifa etmişlerdir. Şimdi istifa eden bu meclisteki partilerin başkan adayları ve meclis adayları Lefkoşa'yı biz kurtaracağız diye tekrar ortaya çıkmışlardır. Bu da seçmenlerin ve herkesin sorması gereken, madem ki kurtaracaktınız bile iki ay evvel niye ellerinize formüller vardı, madem ki niye kurtarmadınız? Yani bu şarlatanlıktan başka tabiri caizse utanmazlıktır, bağnazlıktır. Sen bir kuruluşu batır, orada konca insanın gözyaşına bakma, geleceğini yok etmek için her türlü yanlışı ve yanlış olarak bir türlü uygulamayı yap orada yönetici olarak. Sonra geldi ki işte benim yeni başkan adaylarım, işte benim belediye meclis üyelerim. Bu çok ayıp bir şeydir, bu bağnazlıktır. Lefkoşalı seçmenler bu noktayı defalarca düşünmeli, konuşmalı, tartışmalıdırlar. Çünkü dün eğer bu insanların burada görev yaparken Lefkoşa'yı düzlükte çalışan bir halde olmasını halk önledi. Kim önledi? Onlar önledi. Onlar mecliste aldığı kararlarla belediye başkanı olan Ulusal Birlik Partisi Başkanı Cemal Bey'le belediyeyi tarumar ettiler. Dolayısıyla halkımız artık alışa gelmiş sürü psikolojisini bırakarak sürü bir gözlerken yani partizanlık yıllarca bu ülkede bu adet eden ülke birlik görevlerini bozan ülkemizde binlerce gencin akıl sahibi yetişmiş gencin değerli gencin bu ülkeden kaçmasına da sebep olan bu meclisteki siyasi partilere artık dur demeli. Lefkoşa seçimlerinde sandığa giderken bu düşünceyle de gitmeli ve
eşit olarak herkese yaklaşabilecek, herkese işe göre adam muamelesi yapacak, adalet için yapacak. Zaten biliyorsunuz, forsumuzda adalet simgesi, mavi zemin üzerinde hakimlerin, avukatların tersidir. Dolayısıyla bunu iyice konuşmalı ve onları aslında cezalamalıdır. Zaten demokrasi yapamayanı tatile gönderme, bir başka işte eşeğe ters bindirme düzenidir. Eğer her türlü yanlışı yapan siyasileri siz tekrar tekrar seçerseniz onlarda alışkanlık olur. Sizi çantarkelik görürler. Adanza'ya bütün yaşamınızı etkileyen siyasi kararlarında size karşı sorumsuz, size karşı adil olmazlar. İşte Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta 1976 yılından beri bu böyle söylenmiş. Yapın hataları göz ardı etmiş olduğundan seçmenler, bunların çift sözleri vardır. Sadece söyleyebiliriz. Bunda medyanın büyük suçu vardır. Medyanın parası ile psikolojisi, insan bir göz üzerine yapmış olduğu etki ve yönlendirme, pardon, onların o yerde verme istikametlerine etkili olmakta, en zamanda KKTC yasasına aykırı yapılan 1976 seçim ve alakoyla bakı sadece meclisteki siyasal partilere halktan alınan paraların çok büyük miktarlarını akıtmakta ve bu meclisteki partiler yarışa 10-0, 20-0 önde başlamadadırlar. Mesela 1976'dan beri şöyle bir soru sorarsak, yani meclisinden bir siyasi kişi meclis dışından bir siyasi parti veya kişi meclise girdi mi? Belediye başkanı oldu mu? Cumhurbaşkanı oldu mu? Olmalı dersiniz. Bugüne kadar hiç. Olmalı çünkü halkın ekonomi şartlarına ve alışkanlıklara bağlı olarak devletin aldıkları milyarlarca lira ile halka adede satılan bu siyasi partiler halkı oyuna alabiliyorlar ve onlar da ona kadar kalır. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Yasalar oradan yana. Pardon. Satın alınan medya, satın alınabilecek medya onlardan yana. Hepsi demiyorum. Ama %80-90'ı öyle görüyor onlardan yana. Çünkü medya para istiyor. Çalışanlar para istiyor bir kere. Paraya koşuyorlar. Para onlarda. Halkın parasına dönüp, halktan alınan, verilen alınan paralar dönüp tekrar onların seçilmesinden neden oluyor. Ve bu kısır döngü onları, seçmenleri çatarak etik kurbesine yapılıyor. İşte yaşayan ekonomisi, işte Lepuşa Belediyesi ve aslında bütün belediyeler atmıştır aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Gördüler falan bir kişiye tepere bile falan diyorlar ama geçerseniz ondan durma çok kardeş. Yani sırada Lefke Belediyesi var. Lefke Belediyesi var, sırada var. Falan filan var, yani su belediyeleri var. Tatlı su belediyesi var. Yani bütün belediyeler durumuzdur. Biz bunları bildiğimiz için, sebebi de biz olmadığımız için, gönlümüz yüce bir sevgi ve saygıyla bu halka, dedim ki öyle bir proje veya vasıfla ortaya çıkayım ki, ben ölsem bile ileride, eğer ortaya koyacağım projelerin birkaçını ki rantabul hayata geçirebilecek ve Kıbrıs Türk'üne, hatta Kıbrıs Rumları'na, Kıbrıslara barış Kıbrıs'ı oluşturacak, büyük parasal kazançlar getirecek. Kıbrıs'ın çevresine, çevre yapısına, biliyorsunuz şu anda Hasbolt'a giden dışkılar, Türk yorumlardan gelen insanların dışkıları tamam olsa ya, sana bir sürü bırakıyor. Yeraltı evet. Suları kalmadı, şişelerle de içiyoruz suları biliyorsunuz, bidonlarda alıyoruz, bırakmayacıyoruz. Ben bunları ta 2000 yıllarında böyle olacağını söylemiştim. O zaman
stratejik olarak Kıbrıs sorun çözümünde üç bölgede çözüm planının Roma tarafından kabul etmesi için baskı olsun diye stratejik olarak kullanmıştım ve Ekim de 24 Temmuz 2020 Ulusal Konseyi 3 bölgede çözüm planı kabul etmişti. Sayın Kredis o zaman Demirtaş Bey'le Esotik Özetiminde 6 Ocak 2002'den 26 Temmuz gününe kadar devam eden bir tur 6 aylık görüşmede Rum Ulusal Konseyi işte benim bu stratejik olarak ve daha gelişmeler vardı. Onlarda bak istemiyorum. O gelişmelerde bağlı olarak benim uzun metropolislerde Rum Parti Başkanları'yla seçeneğiyle yaptığım çok özel konuşmalar, propagandalar, onlarla yaptığım kavgalar belki olduğunda 22 Temmuz 2002 ayında Rum Ulusal Konseyi 3 bölgesinin planını kabul ederken Asmalı'daki stratejik durum belki olmuştu. Hatta bir kere sonra Sayın Sofias masada o zaman Agir'in başkanı başaydı. Daha başkan olmuştu. Envar Elmen'den bombadır abi de deyip tüm Rumlarla birlikte masadan kaçmışlar. Daha sonra ben demişim ben ki elektriği açmazsanız eğer bak elektriği açmazsanız bize yardım etmezseniz o testin demesi için çünkü o zaman kokula başlamıştı, yayılmaya başlamıştı ama 10 yılda, 12 yılda 2 kat oldu. Gelecek 10 yıl düşünürüz, 3 kat, 4 kat olacak burası. Dediğim zaman Evval Elmadon bombadır abi deyip Nikosan Asasiyadis, bu şimdiki seçilen başkan, Kipriyan'ın oğlu Nikos, Panelli Sosyalist Partisi Genel Başkanı Ristalides ve daha niceleri kaçmışlar ama bir hafta sonra Derkuşa Türk Belediyesi'nin kasalarına 452 bin Kıbrıs'a döndürmüşlerdi. Ve elektriği de bize açtılar ondan sonra. Bakınız, 22 Temmuz gününde, 22 Temmuz 2004'te de Rum Ulusal Konseyi barışı sağlayacak 3 bölge çözüm planını da kabul etmiş ve 26 Temmuz günü Sayın Kredis Sarayı'nın kapısında saat 16'da ben kabul ediyorum. Bugün Sayın Denktaş'la 3 bölge çözüm planı redaksiyonlarını yaptık son. Kabul ediyorum. O da kabul ederse 48 saat sonra açıklasın demişti. Ve bunun üzerine Nezir Hanım var yatakta görevli. Nezir Hanım'a sorabilirsiniz. Rauf Bey'e 16.22'de sarayın açıklama mehvalinde Rauf Bey'e sorduğunda Rauf Bey şöyle cevap vermişti. Evet, doğrudur. Bugün son reaksiyonlar yaptık. 6 ay içerisinde defalarca görüştük. Ki ben o 6 ay içerisinde 100'den fazla televizyon ve radyo konuşması yapmıştım. Hatırlıyorsanız. Ama Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş yolunda yolu açıldı, aday oldu, tam aday oldu. 13 Şubat'tı galiba Sayın Abdullah Gülçin'deki devlet başkanı. Silanik'te hava üçeklerin ışığında Rumların 1 Mayıs'ta Avrupa Birliği'ne girmesini ve referandumla bu 24 Nisan referandumunun yapılması konusunu anlaşmış olduğundan Rauf Denktaş Bey, ben Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda Kıbrıs'a ihtiyacı var. Kıbrıs'ın çözümsüzlüğüne demek istediğim, onun için çözemem demişti bana. Sarayda, kendi odasında, şehirler huzurunda. Odada Sayın Galip Bendi vardı, Kolordu Komutanı, rahmetli İsmet Kutak vardı, rahmetli Nihat İbrahim Bey vardı. Tanımadığım bir üpe vardı, sonra kendisini öğrendim, bir Sibra komutanıymış. Sonra Mehmet Ali Albay daha sağdır, o da vardı. Mehmet Ali Albay, şu sağdır. Sönmez hocam çok gider orada. Bundan 3-5 ay evvel gitmiş oldum toplumda, öğrenlik yaparken. Orada, evet ben de oradayım diye oylamıştır orada herkes önünde. Dolayısıyla, yani bu kadar etkin şekilde Kıbrıs'ın siyasi hayatında çözüm planlarında ortaya girmiş. Çünkü çözüm planları göçmenlik yoktu, toprak tavizi yoktu. Sonra Adnan planı biliyorsunuz. Adnan planında tam Mavi Kışı kadar Yunan ve Rum bayraklarına dalgalanmak söz konusuydu. Toprak tavizi vardı. Fakat bizim iş bölge planında toprak tavizi göçmenlik yoktu. Ara bölge vardı. Türk ve Rumların isteğini verebileceği, isteğinin orada ömür boyu yaşayabileceği ortaklık, kardeşlik, yaşayabilirliğini alışma bölgesi vardı ve 3 turlu referandum vardı. 5'er yıllık. 5-10-15 ve tüm Kıbrıs'ın Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ne girmesi vardı. Fiyatlı, kademe kademe 15 yıldaydı. Neyse, inşallah onu da hayata geçirmek için de işte bir takım projeleri hazırlarken
büyük düşündüm. Tecrübelerimi ve bilgilerimi aktardım. Mesela belediye eski Haspolatlar'a dediği lağım teşkilatları sorumlusu Nevzat Bey'le o zamanla görüştüm. Kişiyi tekrar buldum, görüştüm yeniden. Şimdi belediyenin onun yerine gelen yeni müdürü Faik Bey olması lazım. Onunla görüştüm. Bu arada daha alt memurlarla görüştüm. Bütün bildiklerimi ve aldığım dolaylı bilgileri doğruladım. Orada mevcut Amerikan projesini buldum. Şimdi projelerden önce belediyenin ilk önce bir ayağa kaldırılma süreci başlaması gerekir. Tabii ki paraya ihtiyacı var. Bu süreci nasıl sağlayacaksınız? Belediyeyi nasıl ayağa kaldıracaksınız? Şimdi belediyenin ihtiyacı olan, yani bir helva yapacağız düşünüyoruz. Simide ihtiyaç var, bademe ihtiyaç var, yağ var, ateşe ihtiyaç var, şekere ihtiyaç var da onların halde para yok. Paraya ihtiyacı var. O parayla önden bulacaksınız demek istiyorsunuz. Evet, yani para, tabii kısaca para kısa ve orta ve uzun vadelerde projelerden ortaya çıkacak. Ama bu projeler 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl dünyada Kıbrıs olduk sonra, Kıbrıs'ta insan olduk sonra hem Türklere hem Rumlara ekonomik zenginlik getirecek projelerdir. Her iki topluma da hizmet verecek bir proje. Ama ilk etapta belediyeyi kurtaracağız. Onu açacağız. Arkasından da belediye kurtulmasın da hemen Rum dostlarımız, Rum komşularımız da ürettiğimiz zaman olacak. Onlar da para kazanacak bizim gibi. Ya onlar da o durumda. Onların ekonomisine de direkt etki edecek. Az sonra anlatacağım size. Tabii bu orta vadeli projedir. Bu son bahsettiğim konucu söz. Kısa vadede para gerekiyor. Dün aldılar şeylerini, o üçün maaşlarını. Hı hı. Ama iki maaş ve bu ayın maaşı da büyük bir para. O parayı bulmam gerekiyor, biliyorum belediye başkanı olduğum zaman. Ama bu arada tabii tahsilatlar %25-28 devam ediyor. Kuşa halk ile belediye güveni attık sonra bu tahsilatlar %40 liraya çıkacaklar biliyorum. Yani şimdi şu anda 1.150.000 lira ayda toprağa bile para, belki de 3 milyon olacak, belki de 4 milyon olacak gelecekte. %100'e çıkartma planımız var. Tabii. Burada 3 milyon civarında personel giderler zaten. Aşağı yukarı aldığım bilgiye göre, grafiğe göre. Hı. Ben dün belediye müdürü, belediye müdür muavineri, Faik Bey, muhasebesi, ona hepsi kurtarabildim. Briefing aldım. Dün yasalarını, bütün personel aşamalarını, tam son şekilde, son sayıya göre zorluklarını ve çıkış noktalarını hepsini tespit ettim. Uzun bir görüşüm oldu. Yarım gün bir görüşüm oldu. Biliyorum şu anda. Para şu anda 5.7 milyar lira para Ziraat Bankası'nda Sayın Atun'un imzasını koyduğu anda bir cepten bir cebe akacak bir kaynak buldum açıkladığımızda dün de. Birinci kaynak bu. Zaten ben parayı bir havuza akıracağım. Sayın Sarı Şura gibi kızımsın deyip bütün parayı bir havuza aktarmak istiyorum ki zor günlerin tekniğidir bu. 5-7 liraya geldi mi? Çok mutlu bir haber söyleyeyim size şimdi. Sayın Erdoğan'ın Esnaf Kısalıkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Madencioğlu'na söylediği bir söz vardır. Zaten Musa Gettin'de o gün ben oradaydım ve duydum o konuşmayı da. Biz Kıbrıs'a gereken her şeyi proje bazında hazırlayın vereyim demiştir. Derhal projelerinizi yapın size para kadar demiştir. Ben bu sözden kişiyim. Bu projeler işte daha onun içindir. Elinizde hazırladığınız projeler. Sayın Erdoğan sözünleri çok değerli bir insan. Sayın Başbakan'a bir kere daha Kıbrıs Türk'üne olan yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun biz küçük sözlerin değil, büyük işlerin takdirini düşen insanlar olarak Allah isterse belediye başkanı olduğundan bana vatan açıyorum.
ekibimle ve o sözü de atıldı kendisine. Ki bugün Maliye Bakanımız da bu konuda bir atış yaptı. Sabahleyin duydunuz. Herhalde Sayın Ersin Tatarı Bey geldi. Muhterem dostumuz, abimiz. Eniştemiz aynı zamanda. Bu konuda eniştemiz kendisine değil. Bu konuda bir açıklama yaptı. Yüreğimi suç etti. Projeleri suç etti. Bir, çünkü bir şey de vardır görürseniz. Kendileri vardır. Bana bir mesajı var gördünüz mü? Kendinde bir mesajı vardır. Bakarsanız göreceksiniz. Facebook'ta da var. Twitter'dadır. Twitter'dadır. Takip edelim bakalım. Evet. Güzel gidiyor, birleşiyor bazı şeyler. Hemen helva yapmaya başlıyoruz. Fakat bizim rakip olan adaylarda... Yani bu bahsettiğiniz helveyi yapacak kaynağı... Tabii. Neredeyse tamamını, değilse bile bir kısmını tamamladık diyor. Endişe boyutunu geçtik. Çünkü Amerika'da devreye girecek. Devreye girecek. Amerika'da devreye girecek. Tabii. Zaten Amerika projesi mevcut şu anda. Biraz sonra söyleyecektim saat 16-17 ama size söylemiş oldum. Önceliği bize gösterdik. Şerif olsun. Ta 8 sene önceden Türk Ortalık Projesi olarak Amerikanlar proje yaptırmış. Mesela yanında analizi yaptırmışlar ilk etapta. Toprak analizi yaptırmışlar. Ve projenin adını koymuşlar. Hatta bir deneme de yapmışlar. Küçük. Halk adına söylenmedi. Halk şunu da öğrensin artık. Tabii Anavatı'na gidip orada Sayın Erdoğan'a çapılaştırmak ve ivedi olarak bize projelere başlamak üzere para akışını yolunu açıp bize, yani biz Kıbrıs'ın haberen dedik. Öncelikle bir akış sağlasın talebimiz olacak. Arkasından eminim ben Lefkoşa şehri biliyorsunuz dünyaya açılan uluslararası göz olarak tek gözdür Kıbrıs Türk için. Bu konuda hassas olan anavatan da milli de manevi derken Ehl-i Beyt'in insanlara olan sevgisini kendilerine örnek ve yaşam şekil etmiş. Manevi değerdeki insanlar çok çok var. Milliyetçi insanlar çok var. Kıbrıs'ta tetikleyen çok insanlar var. Çok zengin insanlar var. Hatta öyle adamlar biliyorum ben. Bir kalemde borcumda hepsine çekecek kadar varlıklı insanlar vardır. Ankara Oteli'nde şöyle lobisinde bir basın toplantısı yaptık mı? Bir yardım kampanyası başlattın mı Kıbrıs'a? Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de tabii katıyorum söz içerisine. El birlikte duyacaklardır bunlar. Onlar da duyacaklardır. Herkes duyacaktır. Ve buraya bu muazzam bir para yardımı artmaya başlayacaktır. Başta hükümetli olmak üzere. Zaten Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakanı herhalde hükümetin başı olarak ve Sayın Başbakanı bize sözü olarak da ben size bücresini vereyim. Ben bana Sayın Esnaf Sıraklar Merkez Birliği Başkanı Kemal Bey de mutlaka şehidim olacaktır. Şehit gösterilerek talebim olacaktır. Biz de üyesiyiz zaten o sendikanın, o birliğin üyesiyiz. Buraya para yağacaktır. Yani yalnız belediyeyi değil. Bütün adaya. İnşallah. Bütün adaya para yağdıracağım. Şöyle bir proje anlatacağım biraz sonra. Ben ölsem bile size evlatlarıma, torunlarıma insan var olduk sonra Kıbrıs'ta ve insanlar çoğaldık sonra daha çok yapabileceğimiz Suni Göpre projemiz. Sunta projemiz. Organik ziraat, bakınız o tatlı şeylerdi bunlar. O kadar bir bağlayan, bir rulemanın dişleri gibi birbirini bağlayan, hiçbir şeyi boşa çıkarmayan, boş etmeyen. Mesela ısıyı oradaki havuzlardaki beton gazından sağlayacağız. Elektriği orada mı çıkaracağız? Yani kendi kendine revize edecek projeler bunlar. Mesela biliyorsunuz sera projesi var. O sera projesinde ısır gerekir işte. Belediye dağıtacağım. Babayı da salt alıyor sizlere. Ve halkın belediye ucuz alıp güvenmesi, bütünleşmesi için. Ve sıfır orman mümkünse sıfır ilaç tekniğiyle. Organik. Tabii tarım. Tamamen organik. Zaten o kadar büyük havuzlar başlayacak ki Kandire
dolu bakacak, o suyu dandire vereceğime, organik ziraata vereceğim o suyu, havuza bırakacağım. Gelen suyu aktarırken de arıttık, sonra şimdi 2,5-3 ay sonra devreye girecek. Bu iki parçalı büyük bir altman sistemi yapmaya giriyor oraya. Bunu da görebilirsiniz. Ben size bu akşam yine koyayım şeyde, Berete'de izleyiniz. İnşallah o bölüme de girerler ama harddiskte o bölümü bulması lazım şeyin. Oradaki rejinin. İnşallah bulur bu akşam koyabiliriz onu da. Dev havuzları koyarım. Göreceksiniz zaten. Müzik de koyarım. İzleyin bu akşam. Herhalde 15-16 olması lazım. 16-17. 16-17'dir. Bu arada böyle kaydı biliyorum. Cebimde varıp biliyorum bir şey ama bulurum seni. Kaydım alalım. Biz projelerimize devam edelim. Evet. Orada götürebilirsiniz bu akşam. İzleyin. Tamam. Şimdi bu köprü projesi şöyle bir projedir. Bir iş adamı, liberal anlayışlı bir iş adamı satabileceği malı üretir veya getirir. Biz yapıp da mallarımız olurup da yüzüne bakacağımız bir şeyler düşünmedik. Ekmek su gibi reçmelerin ihtiyacı olan ve her yıl Romanya Bulgaristan'a milyonlarca lira vererek aldığımız sulu köpeği, organik köpeği burada yapacağız. Onlar da aynı şekilde, aynı sistem yapıyorlar. Hiç fark yok. Aynısı yapacağız. Uzman kişi, burgabak kişi aynısı yapacak. Kilimiz bol. Tabii ki ödağları kil dolu. Melevşu adaları beyaz kil dolu. Eğer beyaz olursa Melevşu adalarından kil getireceğiz. Yüpre, şey çıktığı zaman kahve olursa tabii ki ödağlardan getireceğiz. Evet, onun kilini. Bu organik köpeği yaparken biz Tarım Bakanlığımızın son Türkiye'den gelecek su için yapmış olduğu, biliyorsunuz toprak analizleri vardır bölge bölge. O toprakların analizlere göre ihtiyacı olan azal fosfor potas hatta kalsiyum ihtiyacını bölüm bölüm. Mesela bir ambar burada mesela yağ yan. Bir ambar burada omurpa yağı. Velur da yan. Bir ambar burada karapaza oyan, yerine oyan gibi ayrı ayrı olacak. Yani bir çift kübel edilip de isteyen atsın, isteyen olmasın. Bulursa alsın demeyeceğiz. Tarım Bakanlığı'nın istediği toprak analizlerine oyan, en rentable, en faydalı olabilecek ve boşa hiç kuşatmayacağımız ölçülü, mizanlı, bilimsel oranları ve toprağın ihtiyacına göre bölge bölge yapacağımız gübre yapacağız. Çok büyük avantaj olacak Rumlar için de, Türkler için de. Rum komşularımız da aynı gübren alacak ve biliyor musunuz bir torba gübre şu anda kaç para piyasada? 80 lira. Çok büyük pahalı bir şeydir. Bu gübre, organik gübre yılımından. Ve bu gübreyi her sene getiriyorlar. Meşmelerimiz toprağa atıyorlar. Gübre yağmur yağarsa, rahmet yağarsa oluyor. Olmazsa milyonlarca lira toprakta kalıyor. Yani rahmete kalmış bir şey. Kuru ziraat biliyorsunuz. Diyenler bahçelerimiz vardır. Ve ağaç bahçeleri vardır. Yine sebze bahçeleri vardır. Onlar daha avantajlı tabii bu konuda. Ama kuraklık etki ediyor sulara biliyorsunuz. Daha az üretim oluyor. Bahçelerde daha bağlı olur şey. Arıza talep dengesi, portakal daha bağlı ve daha ucuzlukta biliyor. Yani arıza talep dengesi de kalite olaya da geliyor. Bu sene çok güzel olmuş. Kaliteli portakallar çünkü bol yağmur rahmet yağıyor. Bolda ekin oluyor Allah isterse. İyi bir sene inşallah güzel bir sonuç olacağız. Güzel para girecek reçberin cebine. Organik tarım dışında. Evet. Bu gübreyi işte sattığımız zaman 20 TL'ye, 15 TL'ye reçbere, reçber şu anda dönüm başına 10-15 kilo atar satacak 30 kilo olacak. 30 kilo attığı zaman da elde ettiği dönüm başı 350 kilo 600 lira çıkacak. Bir anda ambarlar sığmayacak. Yem fiyatı düşeceği için et fiyatı düşecek. Arpa, hayvacıların aldığı yem fiyatı düşecek. Tüm Kıbrıs'a
Yani bu Lefkoşa Belediyesi Evet. projesi dışında biraz da ülke kendi başına, politikasını indirmeye kendiliğinden, başlayacaksınız. doğal, Kendiliğinden. doğal ihtiyaç sebebiyle su gibi, güneş gibi, yemek gibi ihtiyacı olan bir şey bu. Müthiş bir para fazlalığı olacak. Dolacak. Leşmeler diye para olacak. Hem tasarruf olacak hem de şunu katkı olacak. 80 aldık. 20 lira alacak. Alacağına 10 torbada, 50 torbada, 100 torbada atacağına 10 kilo pahalı çünkü. 30 kilo ucuz. O oranda da şey diyecek. Verim artacak. Rahmet de yağarsa adeta gökyüzünden para yağacak. İşte budur. Gökyüzünden para yağmayacak aslında. Rahmet yağdık sonra toprağa atılan bu libazmalar, çimlen tohumlarla birlikte üretim fazla da ortaya koyacak. Hayvancılar üretilen arpa buğdayı daha ucuz alacaklar, yemeyecekler. Ekmek fiyatları düşecek. Et fiyatları düşecek. Et fiyatları düşecek. Hayvancılar ucuz alacak. Bir anda Rum Türk tarafındaki et pahalıdır. Hem de pahalıdır şeyi de ortaya çıkacak. Yani biz de Rumlarla bugün o yanda 10 euro 9-8 euro ise veya 7 euro ise neyse bize de aynı olacak. Yani bir Rumlar 10 euro da 5 euro ya da bizde 15 euro şu anda o durum söz konusu olmayacak artık. Çünkü bizde bolluk olacak. Peki bize de faydası olacak belediye. Biz bu gübreyi müşterisi hazır, kili hazır, tesislerindeki ham maddesi hazır. Yaptığımız zaman yapacağız. İhtiyaçları da fazla yapacağız zaten. Ambalar dolacak da. Türkiye'de satarız. İhracat da yapacağız. Tabii Türkiye'de. Rum komşularımızdan sonra zaten UNDP projesi dediğim, Amerikan projesi dediğim, Amerikalılar bu projeyi bundan 8-10 sene yaptırmışlar. Ambalar hazır tabii. Ön şeyi de hazır. Yapılan çalışmalar da var burada. Yine önce günlerde kapı sorunu çözmek için yeniden Sayın Doğan Erçelik Başkanlığı'nda önderliğinde iki lider bir masa atacak da işte. Ortaklık dostluk projesi olarak da UNDP ile bir katkı ucun. Burada Sulta projemiz olur size. Yine isterlerse bu projeye de girsinler. Hatta bu projeye biz bütün Kuzey Kıbrıs'ta olan belediyelerin birliğinin, belediye birliğinin projesi haline getiririz ki bütün belediyeler ve zor durumda demiştik. Onlar da projeden gelecek büyük paralar kendi diline gelecek. Çünkü malı satacak. Yani otomatikman ambarda yılında kalmayacak. Bu işlerisi kapıda arasına bekleyecek. Hele ucuz. Gideceksin lan arabalar vereceksin kapıda da dizici. Değil böyle olur. Limana geldiği zaman köprü öyle olur. Biraz da diğer projelere değinirsek. Tabii bunu geçersek yani köprü projesi yüzlerce, binlerce yıl insan varlığı olduk sonra Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın renginde olacak devam ve edelim. Alacağımız su sebebiyle de yeraltı su kaynakları kirletmekten kurtulacak bakınız. Bu suyla biz organik, şimdi ikinci projeye geçiyorum, organik ziraat yapacağız orada. Bugün şu mevsimde 3 lira 4 lira domates 50 kuruşa 1 liraya. Hem de göstere göstere orman ve zehir tarihini yaparak. Isısını da gerekli elektrik enerjisini de oradan çanak çıkmadan bulan beten gazından alacağız. Projenin dairidir. Çoğalırsa çevrede bulan hayvan çiftleri vardır sağda solda. Onlara da verebiliriz inşallah. Yani fazla bir kadar öğretirsek elektriği onlara da veririz. Yani şu anda konuştuğumuz saatlerde elektrik üretimini yapan küçük bir modelin üretim merkezi orada gerekli elektriğini üretebiliyorum en azından. Şu konuştuğumuz saatlerde. Biz onu geliştirip o testleri boşaltırken suyu boşaltıp altına alacağız ya metan gazını da alacağız bu şeyde. Bir havuzunu alacağız. Büyüteceğiz bu alışı. Ve sıralarda kışın ihtiyacı olan ısınmayı da böyle odundan değil kendi orijinalliğinden alacağız. Yani gerekli olan ısıyı verecek elektrik üretiminde ki var orada şimdi, onu geliştirerek daha bir ürün ilave yaparak almış olacağız. Patatesi örneğin, şu anda 1,5 lira patates. Düşünüyorum patates 30 kuruşa, 40 kuruşa yiyeceksiniz. Hem de organik olarak domates de her şeyde, patlıcan da her şeyde yiyeceksiniz. Ve kapısında tahlil yapabilecek makinemiz olacak. Yani bu bahsettiğiniz projeler sadece Lefkoşa halkına değil, bütün adaya hizmet edecek. Kesinlikle ve
projeler. İlk defa organik göstere göstere halkla bütünleşen bir proje olacak. İsteyen herkese istediği kadar ucuz ve arınmış, sağlıklı üretim ve öz kaynağı kendi içinden yalnız emeği ve işçiliği şu anda fazla olan belediye çalışanlardan başlamak üzere oraya kaydırarak bunu yapacağız. İkinci projemiz bu. Çok kolay. Benim sahamdır bu, öz sahamdır. Yıllarca böyle bilirler, brokoli carifleri yıkırdı abi, benim namım var. Polihiyacı. Bilmem, bölücüci diye bilirler, yıllarca yaptım. İşte ben oyum. İnşallah orada en iyisini, bütün bölgeye bakıyorlarsa duysunlar, internetten şu anda beni okusunlar, duysunlar. Ben ekmeden kimse ekmezdi bir şeyi. Bakardı ben nasıl ekerim, onlar da öyle ekerlerdi çoğu. Siz örnek alırlardı yani. Vallahi de, billahi de böyle. Bak yemin ettim seçimden. Dolayısıyla en iyisini ziraatta orada, organik ziraat yapacağız. Bu arada yine bir projemiz vardır. Üçüncü proje, Sunta projemiz. Biliyorsunuz evlenecek insanlar gidip mobilyayı Türkiye'den alıyorlar ucuz diye. Evet. Ve baktırmış durumda yani mobilya sanayisimizde. İnşallah bu şey üretim zaten 73'te vardı sanayi bölgesinde. Onun elemanlara, dolanlarını çağırdım göreve zaten çağıracağım. Ben çağırıyorum. Görev başı, milyatlarımı, başlangıç. Ödeyeceğiz günlerde, merak etmesinler. Başımızda neler olacak? İnşallah bunun ham maddesi de çöplükte olacak, yeni çöplükte. Güngör çöplüğünde olacak. Hep dolu olarak istediğinden fazla. Ne kadar istersem orada... Geri dönüşümü artırıp Sunta'ya tamamen çevireceksiniz. Geri dönüşümü geri sağlayacaksınız. Tam şartlatı geri dönüş. Her şeyim orada var. Kuracağım 2-3 pres makinesiyle bilen insanları göreve koymak ve yarı fiyatına tabi ederim. Sunta'ya mal edeceğiz. İlk tabii maliyet fiyatları küçük olacak. Çünkü yeni başta kuracağım vitesi gerek gübrede de öyle olacak. Sunta'da ama birkaç yıl sonra ki belki de Türkiye'de kış daha güzel olursa para kısa vadede çok kar getirmeyecek ama uzun iki yılda, vadede 2 yılda ben tabul Sunta'ya geçeceğiz. Çok orta güzel. Vadede 2015'in Ekim ayında Kasım Aralık Ekim ayıdır bunlar. Kıbrıs'ta ziraatın Kuzat'ın ekildiği aylardır. Biz köprümüzü piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Yani benim görüşüm budur. Ve proje zaten yapılmıştır. Ön bilgisi ve deneyim yapılmıştır. Aydan gelmiyor hiçbir şey. İsteyen bize katkı koyar, buyursun katkı koysunlar. İsteyen gider sorar Nevzat Bey'de hayatta, Faik Bey'de hayatta. Hatta Tarım Bakanlığı'nın dosyasında da var. Tarım Bakanı'nın bir dosyasında bunu çalışma onlara mevcuttur. Yani öyle saklı bir şey söyleyeyim. Ya, yalan desin, yalan desin istersen. O bir doğrular. Aratılmış suyun işte kandere atmayacağımız yer altı. Bak aratılmış su da projedir. Çünkü o suyu ben kandere verirsem tekrar kokuyor başlayacak. Evet. Ve ne dedik? O suyu da havuzları boşaltırken bir gelecek suyu artarak 2,5 sonra tam içilmese bile ikinci derece aratılmış su olarak verecek proje 2,5 kez böyle girer. Ben çok şanslıyım. Yani Allah tarafından demeyeceğim. Görülen dur ki şanslıyım de koşu alayım. Allah seviyor ki projede 2,5 ay, 3 ay sonra bitmiş olacak. Ve orada suyu da alıp hemen demin bahsettiğim organik ziraata hemen verebileceğiz. Bazı şeylerde kendine oluşuyor. Yani iyi bakmak, iyi görmek. Zaten gördüğümüze göre farkındaysanız olana göre isteyen, deneyim vatandaşı görebilir. İsteyen ki herkes sözümde bir yalan, tek yalan olmadığını, yanlış ve eksik olmadığını buyursun, isim görsün, görebilir. Siz de gidebilirsiniz. İsteyen kimse gelirse gidelim beraber. Bize katkı koysun. Mesela sosyal iş yeri, iş yerlerini koruma projem var. Bu nedir? Bu çok nasıl bir projedir bu? Sosyal zekice, iş yeri ve iş yerlerini koruma. Tabii bunu yaparken, de koşullarıyla çok işte konuşmalar yaptım. Şöyledir, bir iş yeri var burada lokanta. Eskiden hatırla siyasetle, arkadaş ilgisiyle izin başkanlar izin verirdi. Yönetim kurulları izin verirdi. Parti meclisleri izin verirdi. Siyasi edenlerle karşılıklı eşna fişna. Ve
çalardı. Bir lokantanın hemen 10 metre dışında başka lokanta açılırdı. Çiftli iş yerine açıldı yani köy yazı. Dolayısıyla o iş yerleri batardı. Ve zor durumda kalırdı. Biz kesinlikle gerekli yardımları da yaparak paramız olduğu yerle daha iyi yerlere rahatsız olanları kendi izniyle hem vermeyeceğiz izin hemen diğerin yanına diğeri açamayacak hem de yardım edip gerekli yerlere gidenler. Açılımlar var mesela. İlk insan evi birisi var. Haksız rekabet ortamına kalabileceğiz. Ama yardım edeceğiz gene. Katliyen bırakmayız gene kendi her yer baş başa. Gidip gerekirse biz yapacağız. Dedik. Kendi kendisine yeni insan topluluklarımız olacağı yerlerde hayatın katılması için hem yol gösterici hem yardım edici olacağız. Bununla bölge belirlediğimiz mi? Yeni insan evi bölgesine yapılacak lokanta da gerekir oraya. Yüzüme de gerekir oraya. Alayköy bölgesindeki yeni insan bölgesinin. Ve böyle oluşacak bir yer çok var, bir yerde hiç yok. Olmayan yerlere ve insanlara kaldırarak gidip buralarda yiyip içip ereceğine varsın, oralara da olsun. Dağılsın, yani kazanç dağılsın ki herkes vergisini verebilsin, herkes kuşatıyor peynirine inansın. Mesela pardon, Lefkoşa'da ekstra arabalarını kaldırımına koyuyor ve zabıta memurları yazmıyor. Yani yazmıyor mu? Yazıyor. Biz o zabıta memurlardan yazamayacağı, hatta zabıta memurlarını işsiz bırakacağımız bir projemiz var. Bu çekiler işte, bu aynı şeyi çekiler. Yani bölüm bölüm AB derseniz veya 1-2 derseniz 1 liraya bir tek ve günde arabaları koyabileceği yeni parklar yapacağız. Park alanları yapacağız. Park alanları yapacağız. Ve burada kasko getireceğiz, kasko. Yani mesela 10 tane arabalık, numarası kayıtsız, herhangi biri bir kaza olursa buradaki park ödeyecek. Camı kırıldı, cızırıldı, boyası biz ödeyeceğiz. 1 lira verecek herkes ama kimse arabasında özür dilerim ama uygunsuz yere yani kaldırmaları koymayasın, koymayacak. Koyamayacak. O zaman ödeyecek. Ama iş yerleri yanında trafiği etkilemeyen boşlukta da varsa oraya gelenlerine saatlik veya günlük yine 1 lira verecek. Kaskosu yine olacak. Onun kaskosu yine olacak. Ama kaskosuna hem müşteri hem belediyenin katkı koyacağı. Özel olacak. O orada direkt kazanç olacak. Çünkü orada yani gelip müşteri koyacak oraya arabasına. Girecek dükkana. Eskiden böyleydi mesela. Çok yerler vardır. Oraları da yapıt etmeyecek belediye. Zaptana gelenlerini 1 liraysa 1,5 lira. Veya 2 lira gelecek kendine. Eğer kendi kaskosu koymasa ben de koymayacağım için sorumluluk da kalacak. Evet. Yalan yazıp belediye memuru gidin yazmayacak. Kaskosuz bir tele kaskosuz bir tele kasko yaptırırsa 2 TL'ye gelecek. Gönüllülük yani. Esasında göre. Evet. Bu şeyce zorlamak değil kimseyi. Zaten benim ki öyle 1 lira yani 2 liralık bir 1 lirası vermeyecek. Bir adam da yok. Zaten genel arabası koyar. Çıkar yemeğini alır içinden arabası siler. Hepsi görüyorum işte. Yani kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz. İmkana yaradık. Herkesi İstediği şekilde, istediğine yakın, mecbur kalmadan kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Onda yine eğer uygun düşerse bu postada, yani Kaymalı postada orada bir polilik vardı. Polilik kapatıldı ve uzak yerde işte devlet sensi ve sensi de güven radyo, ta ileride domuzda bulundadır. Oraya gidiyorlar. Yaşlı başı insanlar. Hatta vasıta da yoktur domuzda bulunduna giden belediyenin vasıtası yoktur. Evet. Yaya gidenleri çok gördüm. Kirayla araba olduklarını çok gördüm. İlk kere şunu düşündüm. Belediye bir araba alıp da bu insanları belli saatlerde beleş taşır mı diye. Bu da olur. Biliyorsunuz belediye arabalarını sattı. Bundan 3-4 sene önce yakın bir paraya gidip işgede. Bunu da biliyorsunuz. Belediyenin şu anda taşık arabası yok. Eğer paramız da olursa ya biz beleş taşıyarak götüreceğiz. Omuzlar burnundaki kemalat saniye. Büyük hastalığını yükledim burca. Ve o takımlarına 3-4 branşta acil, göz, diş, ilk yardım ve dahiliye gibi birkaç kanalıma da olabilir. Kan dahiliye değil ama kanalım oraya gönderme şeklinde daha büyük hastaneye götürüp orada da orada yapma şeklinde olabilir. Bu kaymaklılık hastaneyi devreye koymayı
dispanser şeklinde ve tamamen belediyenin adına, belediyenin doktorları, sen biliyorsunuz şu anda belediyenin de doktorları vardır, geziyorlar. Sağlık ekipleri. Onlar dahil olmak üzere. Onlara traktör için de biliyorsunuz çok yaşayacaklar. Bunu daha da yürüyebilen insanlar için yapacağız. Ve biz para da istemeyeceğiz. Bağış mağış da istemeyeceğiz. Anayasanın öngördüğü parasız sağlık hizmetini devletin gözünün içine sokarak devlete bir yönü bulacağız. Devlet bile değil. Bir kuruş istemeyiz. Çünkü para bizi çok olacağı için Allah isterse zaten farkındaysanız ben bir şey koymuyorum. Hep halk koyuyor. Halkın yendiği efendim dışkısı, çiliği bile, deterjanları bile para oluyor. Doğanın getirdiği kendinden oluşan materyaller sunta oluyor. Organik ziraat oluyor. Isıtması bile oradan çıkıyor. Suyu en büyük ihtiyaçtır. Susuz kalmayacak asla. Çünkü artan miktarda insan artık sonra su atıklarıdır. Gittiğiniz oraya bilmiyorum. Arabanın üzerinden yürüyeceği bir borudan su kalıyor. O kadar büyük boru. Cumasa'nın 1,5 büyüklüğünde. O kadar büyük su gidiyor. 23 gün dolu geçiyor burada. Türkiye'de giren su ihtiyaç diye bir şey değil. Bakınız. Duymasın bizi de. Bunu yazmayın. Zaten öncelerim. Şu anda zaten video kaydı. Evet, da çıkacak. Vazgeçerler. Şimdi bunu yazarken daha çok yazacak. Tamam. İlave suyu da gelin, içme suyu yaparız onu. Bunu da ziraat suyu yaparız. Beyin. Zaten gelecek olan su. Fazla su göz çıkartmaz. Göz çıkartmaz. Zarar vermez. Yazacak. Zaten içme suyu da sorunlu olacak. Bu saatte sonra. Dolayısıyla pardon. Tabii bu şey sosyal işleri ve işleri kuruma yani yardımcı olur projemize. Halka para vergilerini de bu esnafın vergilerini de düşürme düşüncesindeyim. Çünkü ekonomik sıkıntı çıkartmaktadır. Özellikle bu son yıllarda vergi konusunu açmışken Lefkoşa bölgesinde daha diğer belediyelerde hiç eşi benzeri olmayan bir uygulama var. İş yeri çalıştırma izni diye bir vergi. Ve her iş yeri için ilk etapta 500, daha sonraki yıllarda da 300 TL bir vergi yükümlülüğü getirildi. Çok bu gibi yeni vergiler de devam edecek mi belediye? Farkındaysanız diğer benim rakiplerim olmayan helvayı dağıtıyorlar. Vergi atacak. Olmayan helvayı dağıtıyorlar. Helvayı nasıl yapacaklarını gerekli parayı konuşmuyorlar. Varız Allah'a sen bir tek para getirecek hoca diyordur. Geçen akşam gençliği ve kanalına soruyor. Sayın Feloğlu'na veya kızlı yapımcı. Ya o diyor, helvayı nasıl yapacak? Onun için para gerekir diyor. Helvayı dağıtıyorsunuz diyor yani. Ben de bu şekilde. Gençliği bile. Yani ve buna benzer çok sözler konuşma oldu tabii. Tabii bunu daha açabiliriz. Biz inşallah 2015'in ortasından sonra vergileri düşeceğiz. Demiştim az önce. Büyük bir destek olacak şey vatandaşa, esnafa, fakirliklere. Açık söylüyorum. Yarın da yapacağız fakirliklere. Bir aşevi yapmak istiyorum. 24 saat orada tencere kaynayacak. Yaşlı için de, genç için de çorbasından tutacağını. Geriye evet. Kalan projelerinizden de bize sosyal biyolojik. Buyurun. Geriye kalan projelerinizde dinleyebilirsek. Sosyal biyolojik ihtiyaç projesi demek 100 numara projesi demektir. Yani gelen bir turist geyip de suyet etmeyecek veya beğenmediği bir numara dolayı bir defa daha Türk tarafına gelmek istemeyeceği ortaya kaldıracağız. Üstüne eden Hollandalı bayanın meselesi konuşuluyor orada. Biz aynı Türkiye'mizde de son yıllarda turizmin patlaması bile veya sebep olduğu neçe gibi aynadan İçine insanların gidip de utanacağı kadar güzel ve mükemmel modern Avrupa'yı 100 numaralar yapacağız. 100 numaralar derken açabilir miyiz bu 100 numaralar? Ne demektir? 100 numara demek abdesthane. Abdesthane. Evet. Yani ama insan oturduğunda oturana ayağına bastığında goloş ayağına girecek. Kapıdan goloş makinesi olacak. Oturduk aklı oturağı otomatikman kağıtlarda içecek. Evet. Avrupa'yı son sistem benim
Tabii ben turizm eğitimi de aldığım için, hatta turizm birinciliği de getirmiştim kısa bir zamanda. İyi bir eğitim aldığım için turizm müdürlüğü yaptım. Bu arada gönüllü çevreciyim, lisan rehberiyim. Aynı zamanda tarih müfettişliği kurslarında çok üst derece mezun oldum. Ama hayata geçmedi bunlar. Şimdi bu 100 numaralar daha fazla turistin gelip Türk tarafında, hani yemez içmez için Türk tarafındadırlar ya, ne yesin, nereye gidecek? Gidip oturacak senin şeye, ala Turka 100 numaraya da düşün şeye, bilmez ki onu kullanmaya. Görmedik hayatında. Bilmedi ki. Sonra gidip oturacak sakte, ala frangı ayarı buçuk, ilgilenecek. Ve gelmişse bir de söyleyecek, Türk lira geldiğinde suda da düşecek ne, yemek yiyecek ki, hafta sene diyeceği olmasın, bir kuruş para bırakmadan gitsin yani. Edeceğim de turistler o yandan çok bu yanda 100 numara kullansınlar. Yani yemeği kesinler, içsinler. 100 numara için buranı geçsinler. Tabii. Evet. Yemeği içme için de bu yemeği soracaklar. Dolayısıyla adamın ihtiyacı olan yanda o şeyi yapsa bu yanda ben neye yiyeceğim içeceğim sen bu yanda. 100 numara sorman insanı yemeği içmesine itibat olmaz. Evet tabii. 100 numara soranın yemeği bakarız yapar defa der. Ondan da akıl yok mu onların da? Bakın bu kadar ince düşünüyorum. Yine eğer yapabilirsem, ki projemde vardır, bunun projesi de vardır ama Sayın Cemal Bey bunu uygulamadı belki bilmem neden. Raylı sistem, yolun ortasından aynı Taksim'de, İstanbul'da olduğu gibi böyle otantik raylı sistem veya cam, daha böyle daha modern, dıngır dıngır böyle asfaltın ortasından tramvaylar Taşya'ya kadar. Metropol'un civarından dönecekler. Habiköy'de veya Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndan dönecekler, gelecekler. Euro. Ve ne, bunu niye yapıyorum? Adaletsizlik var burada. Rum tarafından gelen turistler Lokmacı bölgesine para veriyorlar ama Palas bölgesine, Metropol bölgesine veya Lemar bölgesine bir şey bırakamıyor. Çünkü turist oraya gitmiyor. Götürmüyorlar. Ulaşamıyor. Bu adalet değil de Koç halkına. Adalet sim forsumsa eğer almışsam o insanlara da ekmek parası kazandırmam lazım. Onlara da vergi alırım. Onların da belediye başkanı olacağım. Bu şekilde böyle gelen insana hem eğlence hem de güldüre güldüre böyle tertemiz dikkat edileceğim. Orada bir cesatla orada alışveriş yapacaklar. Bunu özellikle işlemenizi istiyorum. Bu çok önemlidir. Çok önemli şeydir. Yadıcımızdan. Çok güzel bir şeydir bu. Hayırsever insan böyle yapar. Yani hep burası olmaz. Biraz da onlar kazansın. Ağızdan dişlerin kumuna onların da bir kökünü görsün. Bunu yapmak istiyorum. Biyolojik yemesi konuştuk. Bunu da konuştuk. Araç patlama projemi zaten konuştuk. Konuştuk. Hastaneye konuştuk. Evet. Yardımla konuştuk. Fakir ukaraya konuştuk. Evet. Hatta parasız olacağını da söylüyorum. Bu dispanserlere geldiği zaman Lefkoşa'nın içine de kurabilir miyim? Çarşı bölgesine onu düşüneceğim. Daha küçüğünü kurabilir miyim? İlk yardım olarak. Daha basit olarak, daha ateşli olarak onu düşüneceğim bir yerde para olacağı için. Paramız olduğu süresi yaparız diyorum. Ve ne kaldı? Lefkoşa halkını kazanma projem ki bunu sokağa bıraktım maksuz. Çok kısa da bir şey. Kazanma yani bu zaten geçtiğimiz süreçte Lefkoşa Belediyesi'ne halk küstü yani Lefkoşa halkı küstü. Küstü de para ödemiyor. Evet. Ödemiyor. %25'i bize geçmiyor. Evet. Yoksa gelse önemli bir paradır bu. Lefkoşa halkı devasa bir yerdir. Ve bu devasa halkın büyük paralar geliri vardır. 65 bin, 70 bin civarında bir... 28 milyon lira ayda geliri olan bir şey. Şimdi 2-3 milyonu bulamıyor. Evet. %28'i, 25'i ödüm yapıyor. Bunu sırf bıraktım size. Bir dakika kadar da bunu anlatacağım size. Bakıyoruz var. İmece usulünü hayata geçireceğim. İnsanların kendi kapısının önünü kendi temizlemesi ve bana ise yalnız süpürülmüş, konteyner kurmuş çöpleri almak alacak. Çöpçü yalnız çöplerde olacak birkaç tane. Yaptı bu araştırmaya göre 50 civarında aldığım briefing göre 50 civarında çöpçü varmış. İnşallah bu 50 çöpçünün biz altı ay içinde olanları başka işlere ve her çöpçüyü
2-3 bin lira alsa, 4 bin lira alan varmış galiba. 3 bin olsak, 3 kere 40'ını alsak, 10'u bıraksak, 1 milyar 200, 1 milyar 2 bin lira. 1 milyon 200 bin TL. 1 milyon 200 bin TL. 200 bin TL. 200 bin TL oluyor. Bunları da altın dolduracağım. Bu parayla Lefkoşa halkının temiz insanlardı. Güzel insanları, hanımlardan başlamak üzere honorable hanımlara altın kelebecik. Forsun üzerinde Lefkoşa Türk Belediyesi altında. Ve bir kuruş para vermiş olmayacağım. Zaten o para tabii. Hediye edeceksiniz. Para zaten çöpçüler başka işte organize olunca o çöpçüye vereceğim parayı bana kalacak 1 milyar 200'ü ev hanımlarına verecek. Tabii bana kalacak olan sadece konteynere koyan çöpü atmak kalacak. Herkes kedi kapsiyonlarına sürdüğü zaman bana yalnız caddede kalacak. Evet. Bir kuruş verdin mi? Hiç. Çöpçülerin parasını halka, halkın bütünleşmesi imajı olsun getireceğim. Kendi temizliğini yapan, kendi kapısından unutulan güler yüzlü. Altın dolu gösteri. Çünkü yarışmalar yapacağım. Yani bir tane altın olma, altın olmayacak. Eğer üst üste örneğin Samanbahçe'yi yarışa koydum. Ortaköy'deki bir mahalleyle ve Lemar bölgesinde mahalleyle. Komisyonum olacak. Altın seçeceğim komisyonlar olacak. O komisyonlara gidip bakacağım. Ben bakmayacağım ya. Yani. Üç bölge gibi belli. Eğer bir ay içerisinde, 4 haftada İki kere, hatta 3 da olabilir. Duruma göre kadar karar verir. Aylık da olabilir. Yok aylık uzun olur. Hafta bazında, bir ay içerisinde. Evet. Birinci oldu, törenle basının önünde, hep göğüslerine, honorable altın kelebecikleri bayanlara, altın uzatılan beylere. Süper. Saat 4'te 3'te kalacaklar da bilirsin. 4 tutulacaklar kapılarında günü. Yaptık sonra, eğer o mahalle tekrar kazanırsa başka yarışmada, istediği bir şeyi, çocuk parkımı ister, ne ister o mahalle, belediyeden yapabileceğim, örneğin heykel mi ister, ailelerine yardım mı ister, erzak yardımı yaparım. Yani ben bir şey vermiyorum, bakınız, halk kendi parasını kendi alıyor ya. Hem teşvik tabii olacak. Tabii kendi vergisini dönüp, hediye olarak alıyor. Bu kimse aklına geldi mi? Bugüne kadar duymadım. Tabii bu zeki insanlar güldürür, hani insanlar da ağladır. Yani insanlar ağladır seni. Ben zeki miyim bilmiyorum. Halk karar versin. Belki zekilerde daha çok oy verirler. Bilemem. Ama ortaya koyduğum projeler, işte bu proje bile Lefkoşa halkının belediyesiyle barışmasını, altınlar içerisinde birleşmesini. Eğer yine de kazanırsa o mahalle %1-2 kendine vergi muafiyeti. O mahallelere, kazan mahallelere. Yani neler yapılmaz ki? Zaten ben para vermeyeceğim ki. Zaten o parayı veriyordum olarak belediye vatandaş. O parayı harcasam da başka yere, yutsam da, atsam da üstüne gibi yine o parayı alacağım. Ben atmayacağım. Dönüp o para o mahalleye hizmet olarak onurabılı olacak. Evet. O mahallelerdeki o insanlar, o birinci gelen insanlar belediyenin davetlerine gelecekler. Davetlerinde, göğüslerinde kelebecikleri karşılanacaklar. Rüzgarıyla, honorable, kıskançlık başlayacak. Niye benim de olmasın diye, saat 3'te 4'te bu defa diğer mahalleler yarışacak. Ve dere bölgesine eğer taşları koymaya başladığım zaman ve Kandere'yi sinekten, bezmeleden kurtarmaya başladığım zaman da tatlım bulunana kadar binlerce dönüm arazi Lefkoşa Türk Belediyesi'nin esnafa vereceği hayat üzerinde festivaller ki bu arada festivalleri yapacağımız müzika, bando, tiyatro Yaşar Bey Dursun. Yaşar Üstadım. Yaşar Bey Üstadım sana o yeni alanlarda hem irat yani imkan verecek ofislerimiz olacak, tiyatrohaneleriniz olacak, kullanacağınız yerler olacak hem de halkı oraya çekmek için size özel iskeç, piyesler, tiyatro oynama imkanı sağlanacak. Koşu alanlar olacak. Üzerini de örtebilirse vay ne koşanın geleceğine bir o kadar daha aracı kazanacak. Altta su geçecek. Gürül gürül mükemmel taştan yapılmış
Sinek yok, koku yok, üstünde insana koştuğu, bisiklet yarışı yaptığı festivallerin olduğu zenginlik kendiliğinden olacak oluşacaktır. Tabii ben burada size bırakıyorum. Projem şey var. Evet, toplamda 9 projenizi en ince ayrıntısına kadar bize anlattınız. Çok teşekkür ederim. Bu seçim için vatandaşa bir mesajınız var mı? Çok, çok özel bir, önemli bir soru sordunuz. Lefkoşa halkı, beni Lefkoşalı bir kardeşleri olarak, babaları, ağabeyleri, kendilerinden biri olarak görüyorlardır muhakkak Cumhuriyet'e koşalıydıdan. Tamam başına kalıyorum. Benim evimin önüne geçsinler, baksınlar. Evim şu anda Samanbahçe Sivit Dünyası Yemine Caddesi Sarıyer'in istikameti Eski Umutlar Restoran'ın ve Sivit Dünyası'nın arkasından girdiğin zaman sağdan birinci evdir. 12 numara. Şu anda asker gibi laleler, çiçekler, karanfillerle sizi karşılayacaktır bilirseniz. Her gün sulanan, her gün temizlenen özel bir vaha gibidir orası. Hep söylüyorum, ben söylemiyorum. Gelene geçen çiçek verdiğimiz. Ekipte onlarca ekilmiş kapla bu sene fide dağıtılan bir yer orası. Ben dağıttım bu sene. Hepsine. Gelene geçene. Halde veriyorum. Şu anda varsa verebilirim. Arzu ederseniz. Teşekkür ederim. İşte öyle bir yiğit yattığı yerden belli olur. Derler ya. Bu seçim normal bir seçim değildir. Meclisteki partilerin batırdıkları bir belediyelerini kurtaracağım diye çıkıp halkla alay ettikleri bir seçimdir. Eğer kurtarma bilgileri de bir kadar olsaydı, bir iki evvel niye kurtarmadılar? Niye istifa ettiler, bıraktılar? Orada Lefkoşa halkı durumunu hep beraber geçiyoruz. Orada çalışanların durumu ortada. Demek ki bunlar şeytanı utandıracak kadar bağnaz. Bakın şeytanı utandıracak kadar. Şeytan utanır mı hiç? Evet, utanır. Şimdi şeytandan daha şeytan var diye düşünüyorlar. Hem batıracaksın, hem de ben geldim seni kurtarayım diyeceksin. Nasıl iş bu iş? Vatandaş bunu iyice anlasın. Bunlar eğer tekrar oraya gelirse, Lefkoşa Türk Belediyesi çok gitmez, bir iki üç ay içerisinde bir daha yine grevler batan batar. Lefkoşa halkı çöpün kokunun pisliğine de yaz aylarında girer. Lefkoşa yanlış yaparsa diyetini yaşayarak öder, beni gördüğünde elbette ki başarını yürüyeceklerdir. Ama ben mağrur ve dimdik olarak yine siyasette devam edeceğim ve onlara yeni bir umut doğana kadar yeni bir seçimde yine karşılarına Tanrı bağımı verirse var olacağımı da bilsinler. Ama bilsinler ki Lefkoşa'yı kurtardıktan sonra Lefkoşalılarla inşallah Kıbrıs'ta barışı da kurtarmak için Cumhurbaşkanı adayı olarak yine seçimlere katılma kararlılığım devam ediyor. Halkın güveni ve Tanrı'nın bana verdiği, vereceği güç devam ettiği müddetçe o gücü sonuna kadar kullanacağım. İnsanlarım için, evet, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu insanların Allah'ından gelen, Allah'tan gelen inancımla onlara dönmesi için yoldayım. Sağ olsunlar, var olsunlar ve bilsinler ki Lefkoşa 8 Nisan sabahı Rum Belediye Başkanı Yurgenis'le buluştuğu andan itibaren seçilmiş başkanlar olarak her gün, her saat değiştiği duracaklardır. Bütün dediklerim roundtable'dır. Olmaz diyen varsa çıksın. İşte ekranlar, işte ben.
Görüş koymak isteyenler varsa telefon numaralarını veriyorum bir kere daha. 0542 854 35 28 0542 856 6586 bir de lokal telefon vereyim. 2278 728 ne kaçarım ne yorulurum bu bende can olduk sonra Kıbrıs Türk halkına helal olsun. Biz gözünüzde bu şeyi görüyoruz Sayın Ali Sarıkır'da. Olacak bu işi merak etmeyin. Bizi kırmayıp buraya gelip görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. O teşekkür de büyük ölçüde bana ait çünkü ben burada evlatlarımı buldum. O sizin gözlerinizde bu işi gördüm. Çok siz de çok başarılı olacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Siz diyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda teşekkür ederim.